Bir gün Hatme cemaatine Yeşil Cami'deyken diyorum ki bizim büyüklerimiz Kur'an-ı Kerim'i böyle eline alıp da affedersiniz aşağıya tutmaz. Saygılı tutar. Efendim yüksekte tutar dedim. Okuyup bitirdiği zaman öper başına koyar, öyle yerine koyar onu dedim. Yaşlı abilerimizden bir tanesi dedi ki, Hoca Efendi dedi, bizim büyüklerimiz dedi, Kur'an-ı Kerim'i dedi yerinden alacakları zaman kalkarlardı, iki eliyle tutarlardı, öpüp başına koyarlardı, rahlen üzerine öyle koyarlardı. Kaldıracakları zaman da iki eliyle tutar, tek eliyle tutmazlardı. Öpüp başına vurduktan sonra iki eliyle rafa koyarlardı onu. Yani Kur'an'a olan saygı. Bu saygıyı kim öğretti? Babaları, dedeleri öğretti. Öyle mi? Peki, bizim çocuklarımız bu saygıyı göstermiyorsa demek biz öğretmemişiz yani. Taşın buraya geleceğini hiç düşünmemiştik değil mi? Şimdi o kadar hoşuma gitti ki o hacı abimizin anlatması. Güya ben bir şey anlatıyorum, vaaz ediyorum. O bize, bana da vaaz etti. Senin bilmediğin var dedi, biz bu işin bir ileri boyutunu biliyoruz diyor. Kitabın sahibinin aziz ve alim olan Allah olduğunu bilirse insan, o kitaba tazım, kitaba tazım değildir, Allah'a tazımdır, sahibine tazımdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e, efendim böylesine tazım eden, Allah'ın kitabıdır diye tazım edeni Allah görüyor mu? Kitabına tazım etti diye Allah'ın nezdinde bu insanın derecesi yücelir mi? Bakın burada hiç masraf falan yok, zahmet de yok. Bedava insan büyük makamlar kazanmış oluyor. Para harcamadan bir insana toplarsın 10 kişiye iftar vereyim dersin, bir sürü para harcarsın, sevap kazanırsın. Ama bu söylediğim şeyde hiç para harcamadan, hatta zahmet bile çekmeden çok dereceler kazanabiliyorsun. Masrafsız ve zahmetsiz ne yapıyorsun? Kazanabiliyorsun.